Merhaba Tofaş, haftalık grafik bu. Hala potansiyelini sürdürüyor. Yani 20 hafta üstünde kapanışlar. Görüyorsunuz oraya geldiği zaman bir alıcı. Haftalık olarak çok iyi başladı. Ya onu söyleyeyim, bu böyle bir mum kapatırsa bence yani hafta bazında harika bir iş çıkarmış olur. Zaten çok var yani cuma kapanışına. Ama yani bu 80 liranın üstüne kapatmayı başarırsak cumayı, haftalıkta diyorum ya, iyi bir mum olur. Bir miktar daha 90 falan önümüzdeki hafta için daha umutlu bir hale gelebilir. Şöyle bir günlüğüne dönelim. Günlükte tabii bir miktar sıkışıyoruz ya. Orada sağa doğru yayılmaya devam ediyoruz. Ben 8 Mart'ta bir videosunu yapmıştım. Destek hattındaydı ya. 70 üstünde ara destekteydi. Sabırlı arkadaşlar aşağıda 65 var, onu yine söyleyeyim de. Yani çok sabırlıysanız 65 civarlarını takip etmekte, 63 civarlarını takip etmekte fayda var. O kısım kırılırsa çünkü biraz sıkıntılı bir alana geliyor Tofaş. Kırılmadıkça da işte geliyor bu arada 70 civarlarında tutunuyor. Tekrar değil mi, yukarı bak, 90'da direnç. Aynen, zaten net gözüküyor. Oradan hareketin tamamlandığı yer 90 lira oluyor. Bir, o da yani gene bir konsolidasyon dönemi yani Tofaş içinde şu alan. Bir miktar beklemede piyasa. Piyasa dümdüz beklemez abi. Piyasa çalkalanacak biraz. Ya. Yukarı aşağı gidecek, trade edilecek senet. Alıcılar olacak, dönemsel olarak, haftalık olarak satıcılar olacak. O açıdan gayet normal bir hareketin içinde. Günlük olarak tabii haftalıktaki gibi şey değil. Yani o kadar güzel bir görüntü de değil. Onu da ifade edeyim ben. Yani kısa vadeciler için hala bir miktar yani şu alandan çıkış önemli. Yani diyorum ya işte 70'te alıyor piyasa. 90'da satıyor. 90'da satıyorsa yani tekrar 70'e doğru bir hareket, her zaman garanti olmasa da yani oraya doğru sarkması beklenebilir. Bundan sonra devam ederse de o 90 kısmına iyi bakmak gerekir. 100 lira geçilmeden ne haftalık grafik rahatlayabilir. Yani şu an tabii haftalık grafik çok daha olumlu, o ayrı bir konu da. Ama hani günlük ve haftalık olarak da tabii bütün şeylerimiz orada, dirençlerimiz orada. Bütün dönem dirençleri 100 lirada bana göre. 100 lira geçilmeden de büyük bir rahatlama Tofaş'ta olmaz. Yani 100'ün üstüne fiyatlanmaya başlarsa. Ha şunu da söyleyeyim. İlk bir de genelde kıramaz yani senetler. Hani sallıyor. Umarım olsun. Hani bugünkü hareket devamı geldi. Patladı gitti diyelim. 1-2 hafta sonra 100 lirayı yoklamaya başladı. 105 kapattı. 110 kapattı. Önemli değil. Yani çoğu zaman o dirençlerden bir dönüş olur. Yani şöyle altına doğru bir satıcı gelir. Ondan sonra tekrar kırılım olur falan. Yani altında mesela söylemiştim ama videosunu çekme. Acaba başka yerde mi söylemiştim ya? Altın video şeyinde. Yani mesela 2074 ya, ilkinde kıramaz, kırsa bile, ya da 2000'de söyledim aslında. Yani 2000'in üstüne çıksa bile mutlaka altına bir adım gelir. Yani çoğunlukla böyle çizilir grafikler. Ha bir tabi haber gelir. Temel analizle alakalı bir şey vardır. O başka bir beklenti yaratır. Anomali halinde tabi bu işlere de olabiliyor yani. 6.40. Geçen bakmıştık galiba gerçi ama 6.40'ta şey varmış. Yani durum bu. Çok uzatmak da istemiyorum diyor. Yani belli, alan belli. İşte 70'te alıyor piyasa, 90'da satıyor. Bunu yaptığı sürece korkulacak veya gurur duyulacak herhangi bir iş yok ortalıkta. 53 RSI. RSI'da da testere piyasası tabii. O da 60-63'e kadar çıkıyor. Aslında 60 çok kuvvetli bir RSI seviyesidir. Yavaş yavaş alıcıların çok önde olduğunu gösterir ama burada 60'tan sonra çabuk satıcı geldiğini görüyoruz. Bu şeyler takip edilebilir. 2 gündür hacimler müthiş, harika. O dikkatimi çekti sadece. Onu söyleyeyim. Tekrar bir alıcı gelmiş gördüğüm kadarıyla Tofaş'a. Artık bilemem kim tarafından, ne tarafından toplanıyor. Ama 15 ve 14 Mart'ın işlemleri gerçekten harikulade. Yani 11,2 milyon lot gibi Tofaş için zannediyorum en yüksek. Bakın en hacimli günlerden birini yaşıyor. Yani baktığınız zaman şurada Aralık 18 var. Ocak ortasında ve Şubat ortasında 2021'de yani gözde seçiyorsunuz yani hacim barını. Arada o açıdan bilmiyorum, bir haber mi var, bir şey mi var ama bu kadar hacimli alınması da bence olumlu. Yani devam ederse özellikle aylık ortalamanın üstünde hacimler, yani 5 milyon lotun üstünde alıcılar devam ederse 90 çok uzun sürmez öyle bir senaryoda diye düşünüyorum. Bunların dışında anlatabileceğim bir şey yok Tofaş için. Herkese iyi akşamlar.